Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Hepinizin Miraç Kandilini kutluyorum arkadaşlar. Bugün sizlere sütlü irmik helvası yapacağım. Miraç Kandilimiz dolayısıyla bu şekilde. Evet canlarım, malzememi hazırladım. Şu şekilde gördüğünüz gibi kasemde bir miktar tereyağım, bir çay bardağı sıvı yağım, taze fıstığım, 2 bardak kadar irmiğim, 1 bardak şekerim ve 3 bardak sütüm tencereye aldım arkadaşlar. Altını açtım ve 1 bardak şekerimi sütüme döküyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde karıştırarak pişireceğim arkadaşlar. Bu irmik helvamızın şerbeti olacak. Ve tenceremi ocağa alıyorum. Öncelikle tabi sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Ve irmiğimi boşaltıyorum arkadaşlar. Dışarıda da müthiş bir yağmur yağıyor. Maşallah, Allah bereketiyle yağdırsın. Yavaş yavaş sabırla karışacak, karıştıracağım irmiğimizi arkadaşlar. Evet sevgili canlar, bugün Peygamber Efendimizin miraca çıktığı, 7 kat gökleri gezdiği, Allahu Teala ile konuştuğu, namazın bizlere emrolunduğu bir mübarek bir gecedeyiz. O yüzden böyle mübarek gecelerde helva kavrulur arkadaşlar. Ölmüşlerimizin ruhlarına gitsin diyerekten konu komşuya dağıtılır. Yasinler okunur. İbadetle geçer gecelerimiz. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten ülkemizin içinde bulunduğu durumlar ortada. Dünyamızın içinde bulunduğu durumlar ortada. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah kalbinizdeki iyi niyetin, iyi dileklerin, dualarını kabul etsin inşallah. Evet sevgili canlarım, helvamız da kavrulmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi sabırla karıştırıyorum arkadaşlar helvamızı. Yağmur da bugün bir yağıyor, bir duruyor. Maşallah güzel şekilde yağıyor. Allah bereketini versin. Arkadaşlar, ne kadar malzeme kullandım açıklama bölümüne yine sizlere yazarım. Şu an içerisine fıstığımı katıyorum. Ve tereyağımı da katacağım. Bir miktar da bu şekilde kavrulacak arkadaşlar. İyice rengi dönene kadar karıştıracağım. Ve karışmaya devam ediyor. Evet, ara ara da sütümü karıştırıyorum. Tam sütüm de kıvama geldi arkadaşlar. Altını kapattım. Ve bu şekilde görüyorsunuz helvam çok güzel renk değiştirmeye başladı şu an. Tereyağını da içine koyunca köpük köpük kavruluyor arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Rengi dönmeye başladı. Evet arkadaşlar, şu an sütünü katıyorum. Sütünü katarken bayağı bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Ve biraz risk taşıyor. Görüyorsunuz. Böyle hoşur hoşur. Sütünü katarken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi helvamı bir güzel karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. 5-10 dakika dinlenecek. Helvamız kendisine gelecek. Evet, çok güzel olmuş kıvamı.
Kapatıyorum ağzını. Evet canlar, 10 dakika dinlendi helvam. Açıyorum şu an. Ve karıştırıyorum. Aşağıdan yukarı doğru ters çevirerek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Harika olmuş kıvamı. Mükemmel olmuş gerçekten. Keşke elimde olsa da sizlere de ikram edebilsem arkadaşlar. Ama böyle bir imkanımız yok maalesef. Görüyorsunuz dumanı tüte tüte harika bir helvamız oldu. Geçmişlerimizin canına gitsin inşallah. Ağzında bulunsun. Bu gecenin niyetine yaptık bu. Evet sevgili canlar. Servis tabaklarıma aldım helvamı. Bu şekilde daha rahat kıvamını görebilirsiniz diye canlarım. Görüyorsunuz gerçekten güzel oldu helvam. Diğerini de bu şekilde şekillendirdim ve yanına dondurma koydum. Nefis olmuş gerçekten. Evet sevgili canlar. Hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Dua ve dileklerinizin kabul olması dileğiyle. Allah'a emanet olun.